Merhabalar, biz kaydı başlattık. Şu an 18 kişi kadarız ama hani kayıttan izleyecek arkadaşların da izleyebilmesi için Bahattin hocamız bugün konuk hocamız. Duyurularda da yapmıştım zaten. Bize afet sosyolojisi mümkün mü? Afetlerde sosyoloji nasıl mümkün? Bu sorularla ilgili bir sunum yapacak. Aynı zamanda ders içeriklerinde de pek çok özellikle de depremle ilgili, deprem afetiyle ilgili metinler paylaşmış durumda. Bunlar da sizlerin okuyabileceği şekilde açıldı. Onlara da göz gezdirebilirsiniz. Ayrıca sunumunun PowerPoint metni de ders içeriklerinde şu an hazır bir şekilde var. Bir başka sunumun da hatta PowerPoint'i var. O bizim biraz daha bir sonraki modülümüze, yani toplumsal cinsiyet dayalı ayrımcılık afetlerde o modüle giriyor. Bunların hepsini de işleyeceğiz. Ben şimdi sözü Bahattin Hoca'ya bırakmak istiyorum. Bir dakika, şurada önleme ve azaltma HDF. Ben açmamışım mı diye baktım da, Ben ha baktım, açtım. Ben açtım açtım, onları. tamam, peki, Ben açtım. tamam, peki. Yani şu an afetlere karşı hazırlıklı olmak için halk eğitimi, eğitici el kitabımız var. Ben bunu Evet, tamam. zaten linkini bir hafta önce paylaşmıştım. Ha, Yani tamam. Bahattin hocamızın bloğu var. Ben de o blokta bu el kitabını paylaştığı linki paylaşmıştım. Zaten ona girmişlerdi, bakmışlardı diye düşünüyorum. Evet, Nuray tamam. hocayı biraz tanıttım. Nuray Karanca hocamızı. O Evet. dönem ODTÜ Psikoloji Bölüm Başkanıydı Evet. yanılmıyorsam. Herhalde sen de Sosyoloji Bölüm Başkanıydın. İkiniz iki bölüm başkanı olarak yapmıştınız diye hatırlıyorum ben. Evet, bir dönem öyleydi veya o sırada Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapıyor olmuş olabilirim. Çünkü 2000 evet, bir dakika. 2002'de 2002. o araştırmayı yapmıştık biz, yani Çankırı araştırmasını. Önceki Hı. araştırmalardan da söz edeceğim ama bu arada o araştırmada sen de çalışmıştın, hatırlıyor Evet, ben musun? de çalıştım. Öğrencilerime de söylemiştim. Ben de orada anket kodlayıcı olarak çalışmıştım. Yani Evet. SPSS'e girişlerini yapmıştım orada yapılan anketlerin. Bayağı Evet. yani yüzlerce, belki binlerce anket girmiştim O o sırada dönem. yüksek lisans öğrencisi miydin sen, O sırada yüksek lisans öğrencisiydim. Ben ODTÜ'de? de Evet. ODTÜ'de, yani başlama, yok, yüksek lisans öğrencisi değildim. Hala lisans öğrencisiydim. Evet. Başlamak üzereydim yüksek Evet, lisansa. anladım. Tamam. Yani belki 2001-2002, o yüzden. Tam 2002 değil. 2001-2002 sanıyorum, evet. 2001-2002. Doğru. Bu hocamızın da zaten Eğitici El kitabında, blogunda anlattığı gibi 99 depremi sonrası yaptıkları bir çalışma. Evet, doğru. Aslında 90 Dinar depremi sonrası başlıyor herhalde Onunla başlıyoruz. çalışmalar. Evet, onunla başlayacağım. Evet. Daha sonra ama 99 işte Marmara depremi sonrası, Marmara Düzce depremi sonrası daha kapsamlı bir hale dönüşüyor. Kaç bin kişi çalışmaydı? Yani ben bile kendi adıma binlerce anket girdiysem herhalde toplamda. Evet, 2500 civarında yani bunlar bizim eğiticilerin eğittiği kişilere verdikleri Anladım. anket yani. Evet. Ben şöyle Evet. sorular hatırlıyorum. Yani mesela evinizin güçlendirilmesini mi istersiniz, toptan yıkılmasını mı istersiniz? Yani bu Evet. konularda da onlardan bilgi alınmak isteniyordu. Yani depreme Doğru. karşı hazırlıklı olmak için neler yapmayı istedikleri soruluyordu. Bunları hatırlıyorum. Biz de ilk modülümüzde bunları konuştuk zaten. Yani hani yani aslında hiçbir zaman bu afet döngüsü var. Yani hiçbir zaman aslında afetin öncesi duruma dönülmüyor. Afet sonrasındaki durum bile aslında her zaman tekrar o afetin gerçekleşeceği gibi bir beklentiyle hazırlık yapmayla geçiyor. İzmir depreminde ben bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da bir sormak istiyorum. Yani hem öğrencilere hem Bahattin hocamıza. Ben açıkçası hani Marmara depreminde de hani gözlemlemiş biri olarak sonrasında İzmir depreminde, yani özellikle bu sosyal hizmet müdahalelerinin, psikososyal desteğin yine gözlemledim. Hani televizyondan görebildiğim kadarıyla televizyonlarda da epey gösterildi. Yani Evet, neredeyse evet. tüm müdahaleleri orada. İşte hemen orada psikososyal eğitimler başladı. Geçen hafta pazartesi itibariyle çocuklara açık alanda işte bir takım aktiviteler yaptırılmaya başlandı. Yardımlar çok organize yapıldı. Orada farklı farklı pek çok grup vardı. UMKE'si, AFAD'ı, Sağlık Bakanlığı, işte JAK'ı, bilmem nesi, ama hep
Yani ben başlayayım konuşmaya. Sunumu da Peki. açarım sanıyorum. Hani sunum üzerinden ne kadar giderim bilemiyorum. Hani bazı kısımları arkadaşlar için çok ilgili olmayabilir ama oraları hızlı geçerim diye ümit ediyorum. Evet, yani ben afetler üzerine çalışmaya 1995 Pinar depremiyle başladım. Onu da şöyle başladım o araştırmaya, ya daha doğrusu o deprem sonuçlarını ve o depremde toplumun yaşadığı, bireylerin yaşadığı, ailelerin yaşadığı sorunları gözlemlemek üzere Nuray Karancı'yla ve öğrencilerimizle, o dönem bizimle çalışan öğrencilerimizle bir araştırma yapmak istedik ve hani üniversiteden bu konuda bilimsel araştırma projeleri desteği aldık. Bu şekilde ben de afet sosyolojisi yapmaya başladım diyeyim. Bir de yani ben buna önem veririm. Hani benim sosyolojik yaklaşımımda kavramlar süreç için alan araştırmasıyla geliştirilir. Tabii öncesinden literatür taranır, literatürdeki kavramlar, alternatif kuramsal yaklaşımlar gözden geçirilir. Sonra da alanda gözlem yaptıkça, derinlemesine görüşmeler yaptıkça, anket uygulayıp sonuçlarını aldıkça yeni kavramlar geliştirilmeye çalışır. Hani benim afetlerle ilgili ve hani özellikle afet olarak da tabii depremle ilgili deneyimim dediğim gibi 1995 Dinar depremiyle başladı ve onunla ilgili de hani bir yayınımız var Nur Hoca ile birlikte hani o şeyi anlatıyoruz. Ama hani o araştırmadan, oradaki gözlemlerden aklımda kalan konulardan birisi, hemen söyleyebileceğim bulgulardan birisi şuydu. Yıkılan binalar, işte bu sefer yine Bayraklı'da, İzmir'de Bayraklı'da gördüğümüz 7-8-10 katlı betonarme binalar, hani betonarme olması gereken binalar yıkılmıştı. Esasında betonarme bina, eğer gerçekten betonarme ise yıkılmaması gerekir. Çünkü kolonlarında ve kirişlerinde hani o kadar çok demir olması gerekir. Hani depremle birlikte sallanır ama yıkılmaz. Zaten birçok binada yıkılmadı. Hangileri yıkıldı? İşte şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kolonlardaki demir sayısının az olduğu binalarda, kolonların betonu atılırken kaliteli kumun kullanılmadığı binalarda, bu işte şey şeklinde hani yufkayı köy ekmeği yaptığınızda yufkalar üst üste yığılır ya, katlar da işte öyle üst üste yığılır. Buna İngilizce'de pancake türü yıkılma deniyor. Oysa ki betonarme hani durumunda sadece sallanıp belki de birkaç işte sıva dökülebilir falan. Neyse, Dinar'da gözlemlediğim işte ovada olan ve betonarmesi yeterince kuvvetli olmayan veya işte ne diyelim, deprem yönetmeliğinin uygulanmadığı binalar yıkılmış. Gecekondular, çevrede olan gecekondu hiçbir şey olmamıştı. Aynı şey hani Bayraklı'da da yine hani tek katlı, iki katlı gecekondularda bir şey olmadı. Çünkü neden? Bir, hani onlar böyle doğrudan doğruya ovada yapılmıyor. Yani zemini daha taşlık, hani kayalık topraklara yapılıyor. Dolayısıyla zeminleri kuvvetli. Birinci neden bu. İkincisi de
tek katlı veya iki katlı. Hani dolayısıyla hani çökse bile ölüm olmuyor. Bu araştırmadan sonra biz dedik ki acaba hani depreme hazırlıklı olma konusunda eğitimler yapabilir miyiz? Yeni planlama yapabilir miyiz? Bunun için Bursa'yı seçtik. Bursa'ya gittik ve işte orada toplum katılımını da sağlayarak işte bütün Bursa'nın mahallelerinde diyelim, ilçelerinde ve ilçelerinin mahallelerinde o zamanın kent konseyi ve yerel gündem 21 bağlamında bir hazırlıklı olma örgütlenmesi yapalım dedik. Yani daha doğrusu afet döngüsüne baktığımız zaman binayı başından hem zemin etütlerini yaparak hem işte betonarme deprem yönetmeliğine uyarak sağlam binalar yapmak gerekiyor. Deprem fay hatlarına göre olduğuna göre fay hatlarından uzak zeminlerde ve sağlam zemine işte sağlam binalar yapmak gerekiyor. Ve hani deprem olduğunda da işte nerede toplanılacak hem zarar azaltma, ikinci aşamada hazırlıklı olma. Hazırlıklı olma biliyorsunuz deprem çantası hazırlamadan, hazır tutmadan, evin içindeki dolapları işte depremde açılıp içindeki her şey yere dökülüp kırılmasın diye sağlamlaştırma gibi yani doğrudan doğruya kişilerin yapabileceği şeyler. O bizim bu depreme hazırlıklı olma eğitimi kitabında da görmüşsünüzdür. Bence en önemli çalışmalardan birisi ev içinde, bina içinde hani olur da işte Bayraklı'da olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi çöker bina diye hayat üçgeninin nerelerde olabileceğini araştırmaktır. Hani daha önceleri işte masanın altına girmek, mesela en yanlış olan şey, masa hiçbir şeyi tutmaz. Masa o kadar atak, yani masa tavan çöktüğü zaman masa bir hayat üçgeni oluşturmaz. Ne hayat üçgeni oluşturur? Buzdolabının yanı, çamaşır makinesinin yanı, koridor, tabii ki pencerelerden uzakta bir şekilde durmak ve işte hayat üçgeni olabilecek yerlere gitmek gerekir. Eğer hani birinci katta değilseniz ve hızlıca çıkıp binanın dışında olamıyorsanız. Evet. Şimdi bu çerçevede bir hazırlıklı olma çalışması yani hem hazırlıklı olma hem zarar azaltma konusunda örgütlenmek üzere Bursa'ya gittiğimizde şunu gördük ki Türkiye'de bir sivil toplum örgütlenmesini gerçekleştirmek gerçekten zor. Yani çünkü bir açıdan hani belediye çerçevesinde belediyenin işte kent konseyi bağlamında ve yerel gündem 21 bağlamında bir çalışmaya başlayınca bu sefer hani depremle ilgili afetlerle ilgilenen depremle ilgili kurumları müdürlükleri işin içine sokmak gerekiyor ve yani o müdürlükler belediye işte sivil katılımın olduğu yerel gündem 21 gibi örgütlenmeler buradan yola çıkacağımız işte mahalle düzeyinde her mahallede insanların hani bir araya gelerek ya depreme hazırlık olmak üzere deprem zararlarını azaltmak üzere ne yapalım diyebilecekleri
bir araya da gelme, bir araya gelip örgütlenme nasıl yapılabilir? Bunu araştırdık ve maalesef oradan hani çok verimli bir sonuç elde edemedik. İşte bu 1997-98'de yaptık biz bunu. Fakat hemen bu araştırmanın işte bir süre sonra 1999 depremi oldu biliyorsunuz. 17 Ağustos 1999 depremi ve hem Bursa'daki o arkadaşlar aman neden biz de hani daha önceden hazırlık yapmadık dediler. Bütün Türkiye bunu söyledi. Fakat 1999 depreminin şöyle bir katkısı oldu Türkiye'ye. 1999 depremi sivil toplum kuruluşlarının en çok çalıştığı depremlerden birisi oldu. Yani İstanbul'daki daha önceden örgütlenmiş dernekler, vakıflar ve o sırada AKUT, bu arama kurtarma derneği ortaya çıktı ve çok popüler bir dernek oldu. Yani devletin kurumları ve bu sivil toplum örgütleri kurumları burada ilk defa sivil toplum örgütlerinin ne çıktığını gördük ve Türkiye'de sivil toplumun sivil toplum örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine çok büyük bir katkısı oldu. Çok büyük bir musibet ama bazen bir musibet bir tembihten hayırlı olabiliyor. Ve burada da öyle oldu. Biz onun sonrasında birçok araştırmalar yaptık. Onları şimdi sunuşta hızlıca geçerek anlatayım. Evet, galiba sunuşa geçmemde yarar var. Şu şeyi buraya koymuştum. Bakalım buraya getirebilecek miyim? Evet, sanıyorum görebiliyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Evet, şimdi görüyorum. Buradan gördüğünüz gibi yani afet, deprem ve sosyoloji yani başlığı. Ve şunu soruyorum, hani afet deprem sosyolojisi var mı? Kavramları neler? Hani burada bir epistemolojiye, bachelor'da kısaca gidiyorum. Sonra işte bu kavramlara geliyorum ve kendi katıldığım, biraz önce anlatmaya başladığım araştırmalardan söz ediyorum. Evet, hemen şeye, sosyolojinin bir bilim dalı olabilmesi için diyorum, kavramlarının ve kuramları olması gerek, değil mi? Yani herhangi bir bilimin olabilmesi için kavramlar ve o kavramlardan oluşan önermeler, yani bir kuramsal çerçeve oluşturulması gerekiyor ki hem uygulamalarda hem alanda yapılacak araştırmalarda o kavramlar kullanılsın ve araştırma boyunca onlar dönüştürülüp geliştirilsin. Yani bunlar neler var falan diye bakıyorum, koymaya çalışıyorum. Bu bachelor'da hızlıca gidiyorum ve bachelor'ın bu philosophy of no, non felsefesi. Yani bu işte hani fizikte Newton fiziği aşıldı, kimyada Lavoisier kimyası, Aristo mantığı hani sembolik mantık geçmek gerekti. Öklitçi geometriden hani daha kozmolojik olarak kullanılabilecek bir geometriye geçildi filan. Ve bachelor kendi kütle kavramının bir profilini yapıyor. Yani yani bir kavramı geliştirmenin ne kadar zor olduğunu göstermek üzere, yani kütle kavramı hani hepimizin bildiği bir şeyi kaldırdığımız zaman onun kütlesi ne? Sonra görgülcü bir şekilde pozitivist görgülcülük şeklinde bir kavramlaştırma. Daha sonra onun klasik Newton tarafından kütlenin kavramlaştırılması. Ama Einstein bunu hani daha görelilikçi bir bağlamda yeniden formüle. Yani bir kavram nasıl
hani günlük hayattaki kavramından, hani ağırlık diyebildiğimiz bir şeyin ağırlığı diyebildiğimizin o kavramı, günlük hayattaki kavramı nasıl alıp önce klasik fiziğin kavramı haline getiriliyor. Daha sonra da işte görelilik kuramıyla birlikte, özgül ve genel görelilik kuramlarıyla birlikte bu kavram nasıl değişiyor ve hani işte söylemsel akılcılık çerçevesi içinde nasıl, ne hale geliyor bir kavram? Fizikte bile, yani fizikte bile kavramın dönüşümleri olduğuna göre sosyolojide çoktan olması gerekir. Evet, Gökçe Su da bu yandan, Gökçe Su Hoca'dan yazarak şeylerde bulunuyor. Evet, ona devam etsin, güzel oluyor. Yani bilgiler geliyor. Evet, şimdi biraz önce sözünü ettiğim afet döngüsünün aşamaları şunlar arkadaşlar. Bir kere birinci aşama afet deprem öncesi zarar azaltma. Yani bu konuda ne kadar önceden aileler olarak, toplum olarak, devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak afet deprem öncesi zarar azaltmak üzere, yani deprem olduğunda binaların yıkılmasını engellemek üzere ne kadar o konuda planlama yaparsak, çalışma yaparsak o kadar iyi. Ha, ikinci aşama, hani bunları zarar azaltıcı bütün önlemleri aldıktan sonra bu yeterli değil. Hani binalarınız sağlam ama yine de deprem sırasında sizin hazırlıklı olmanız gerekir. Yani deprem çantasını siz kendiniz hazırlayacaksınız. Aile olarak hazırlayacak. O eğitici el kitabında da belirttiği gibi aile içinde birbirleriyle insanların konuşması lazım. Depremde biz farklı yerlerdeysek nerede buluşacağız? Yani çok önemli bu. Yani depremden sonra nerede buluşulacak? İnsanlar, çünkü hani cep telefonunu ararım bulurum, o olmuyor. Çünkü cep telefonu çalışmayabiliyor. Yani çok şiddetli bir deprem olduğunda. Nitekim 1999 depreminde çalışmıyordu telefonlar bir süre. Yani bir iki gün hatta belki de. Evet, yani bu hazırlıklı olma çok önemli. Afet deprem süreci, yani afet o süreç, yani afetin olduğu hani bir dakika en fazla. Gerçi bu İzmir depreminde önce bir hani bir vuruyor, sona doğru tekrar bir vuruyor. Yani hani ilginç bir deprem süreci yaşandı. Ve hani o sırada insanların konutlarında ve dışarıda işte toplanma yerleri var mı? Toplanma yerleri hani maalesef birçok şehrimizde toplanma yerleri çok fazla değil. Yani işte bu da yine en birinci safhadaki zarar azaltma da düşünülecek bir şey. Tabii hem deprem olup yani insanlar işte toplanma yerlerine gittikten sonra hemen eğer o mahallede, o semtte, o ilçede, o ilde arama kurtarma ekipleri örgütlenmiş, eğitilmiş, hazır durumdaysa hemen onlar alana gelecekler ve binalarda kurtarma işine başlayacaklar. Arama, canlıyı arama, kurtarma. Biliyorsunuz yani çok hakikaten büyük bir şeyle, özveriyle çalıştılar. Yani pandemi şartlarında arama kurtarma ekipleri İzmir depreminde yani o kadar canla başla çalıştılar ki yani hepimiz televizyonlarımızın başında onların bu büyük çabası karşısında hayranlıkla izledik. Yani 4 gün, 5 gün sonra bile can kurtardılar. Yani bu İşte bu yandan, bir yandan arama kurtarma ekipleri çalışırken tabii ki deprem bir kriz, yani bir kriz yönetimi örgütlenmesi gerekiyor. İşte bunun için de belediye, muhtarlar, il yöneticileri, depremle ilgili bütün müdürlükler ve sivil toplum kuruluşlardan oluşacak kriz yönetimi
grupları, masaları oluşturulması gerekiyor. Yani bu kriz yönetecek bu gruplar ne kadar erken oluşturulur ve bunlar arasındaki iletişim ne kadar erken sağlarsa o kadar bu deprem sonrası, afet sonrası oluşabilecek aksaklıklar o kadar başından engellenmiş olur. Bu işte daha afet döngüsünün aşamalarından son aşama tabii ki yeniden inşa. Yani şeyler kaldırıldıktan sonra işte evsiz kalan insanlara veya ağır hasar görmüş binalara ne yapılacak? Orta hasarlı binalara ne yapılacak? Hafif hasarlı olanlar tamam herhalde az bir şeyle hayatlarına devam edecekler. Bu çalışmaların yapılması çok önemli. Evet, şimdi afet deprem sosyolojisindeki kavramlar hani diye düşündüğümüz zaman sorulara hani devam ediyorum bu sunuşun bu sayfasında. Yani afet deprem bir kere aileleri, haneleri nasıl etkiliyor? Mahalleleri, toplulukları, iş yerlerini, kamu kurumlarını, yani her birisini bir sosyoloğun, psikoloğun, sosyal hizmet mensubunun, sosyal hizmet uzmanının, evet sosyal hizmet uzmanının bu soruyu sorması lazım kendisine. Yani aileleri, değil mi? Sosyal hizmet belki daha çok aileleri, haneleri öncelik tanıyacak. Topluluk tabii ki mahalle öncelik tanıyacak. Belki de iş yerleri tabii ki kamu kurumlarında olacaklar. Oralarda çalışıyor olacaklar. Hani kamu kurumlarından gelerek hani buralar veya sivil toplum kuruluşlarının hani üyeleri olacaklar. Oradan doğru gelecekler. Ve tabii ki hani bu çerçevede hanelerin, toplumun, iş yerlerinin zarar azaltma ve hazırlık olma hani faaliyetlerinin kurumlaşmasının düzeyini hani bilmesi gerekiyor. Yani bir sosyal hizmet uzmanı bir yere gittiği zaman hani şu bütün bu dediklerimizde hanelerin, toplulukların, iş yerlerinin zarar azaltma yani en baştaki inşaat faaliyetleri sırasında kent planlaması hatta kent planlaması aşamasında hani zarar azaltıcı ne kadar önlem alınmış. Daha sonra hani hazırlık olma düzeyinde buradaki aileler hani haneler ne kadar hazırlıklı. Tabii ki kurumlar ondan önce kurumlar ne kadar hazırlıklı. Yani bunlar çok önemli. Yani zarar azaltma ve hazırlık olma stratejileri, eylem planları geliştirilmiş mi? Yani eğer hakikaten zarar azaltma azaltılacaksa afetler bağlamında zarar azaltılacaksa bu konuda eylem planlarının olması gerekiyor. Yani bütün bu dediğimiz kurumların ve toplumun ve hanelerin ve muhtarların yani bütün ilgili aktörlerin nasıl hareket edeceklerini, süreç içinde nasıl hareket edeceklerini, yani deprem olacak, sel olacak, afet olacak, yani bunlar doğal olayları, hani bunların zararlı, ancak bunların zararlarını azaltmak üzere neler yapabiliriz? Yani biz şu anda depremin olmasını engelleyemiyoruz. Olacak ama acaba olduğu zaman zararı nasıl azaltırız? Yani bu önemli ve burada hem devletin hem sivil toplumun hazırlıklı olması gerekiyor. Yani her şeyi devlete bırakmamak gerekiyor. Tabii ki devletin de sivil toplumun ile birlikte çalışması gerekiyor. Yani bunun sağlanması önemli. Evet, yine deprem sosyolojisinde kavramlar, kuramlar diye düşündüğümüz zaman bir kere tabii ki sosyolojideki sistem hani nasıl toplum nasıl örgütlenmiş? Hangi sistemler var? Yani toplumun genel farklılaşması bağlamında
değil mi? Modern toplumlar, farklılaşmış toplumlar. Farklı alt sistemlere, işte ekonomik alt sistem, işte devlet, siyasal alt sistem veya işte sivil toplum kuruluşları alt sistemi, yani veya işte eğitim kurumları alt sistemi, işte eğitim kurumları anaokulundan üniversiteye kadar falan ve hani bu sistem her bir alt sistemi veya alanın, bunlar alanlar diye düşünebiliriz veya yani toplumun farklı düzeylerde kurumlaşmış yapıları diye bakabiliriz. Hani bu yapıların her birisinin depreme hazırlıklı, afetler hazırlıklı olma konusundaki yatkınlığı ne? Hazırlıklı olma yatkınlığı ne? Hani bir sosyal bilimcinin, bir sosyal hizmet uzmanının bu soruyu sorması gerekiyor. Yani ve burada da hani kırılganlıklar neler? Yani toplumdaki bu sistemlerde zayıf olabilecek yanlar neler? Olanaklar hangilerinde, nerede var? Yani dolayısıyla bir hani bir işte bu güçlü zayıf yanlar, olanaklar ve tehditler analizinin yapılması gerekiyor. Hani bir sosyoloğun veya bir sosyal hizmet uzmanının ve de hani bunları veri, yani tamam bunlar orada duruyor, bunlar hakkında yapılacak bir şey yok demek yerine yine sosyolojideki sosyal inşacılık yaklaşımıyla, yani bütün bu kurumların tarihsel olarak insanlar tarafından inşa edildiğini, kurumlaştırıldığını bilmek ve onun yeniden yani eksik olanlarının inşa edilebileceğini, var olanlarının da değiştirilebileceğini, afetlere hazırlıklı olma, afet zararlarını azaltıcı şekilde değiştirilebileceğini bilmek gerekiyor. Yine mesela sosyoloji kuramlardan hani buraya uygulayabileceğimiz kuramlar, mesela risk toplumu kuramı var. Yani bu hem ulusal düzeyde, hem yerel düzeyde, hem de küresel düzeyde. Küresel risk toplumu, Ulrich Beck diye birisinin hani bir kitabı bu. Küresel risk toplumu. Yani o kuramın, Ulrich Beck, evet, yazılı olarak da Gökçesi Hoca da yazdı oraya. Ve küresel karmaşıklık, yani karmaşıklık araştırmaları var. Hani sosyolojide bir yaklaşım olarak. İşte bu risk algısı ve risk iletişimi, hani riskler konusunda, yani esasında deprem zararlarını azaltma kavram, yani konusundaki kavramlaştırmalardan birisi, deprem riski var, bu riski azaltmak üzere, bu riskin, yani bu riski hani önleyebiliyorsak önleyelim, ama önleyemiyorsak bu riskin zararlarını azaltmak üzere ne yapabiliriz? Kararlarını azaltmak üzere ne yapabiliriz şeklinde, yani sosyolojideki, sosyal bilimlerdeki bu kuramları alıp kullanabiliriz diye düşünüp koymuşum ben buraya. Evet, şimdi bu Eğitici El kitabının, hani Göçüsü Hoca sizinle paylaşmış, benim blogumda da ben bunu zaman zaman paylaşıyorum. Yani bu esasında hani, işte bir sosyal hizmet uzmanının çalıştığı bir mahallede, ilçede, kurumda oradaki insanları hazırlıklı olmak üzere deprem zararlarını azaltma davranışları geliştirmek ve depreme hazırlıklı olmak üzere eğitmek istese bu bir el kitabı. Yani hakikaten işte Nuray Hoca'yla ve orada göreceğiniz bu deprem el kitabının hem PDF'sini sundum, hem de dediğim gibi Göçüsü Hoca bunu paylaşmış. Hani o kitabı kullanarak biz mesela gidip Çankırı'da eğitim yaptık. Hani o el kitabı öyle geliştirildi. Hani
o eğitim sırasında geliştirildi ve hani daha sonra da kullanılmak üzere hazırlandı, ortaya kondu. İşte burada bina güvenliği bilgileriyle ilgili kısım var. Afet sonrası buluşma planı nasıl insanlara eğitiriz. Bu konudaki eğitim hazırlığı var. Ev içi deprem güvenliği planı yapmak, gerekli malzemeleri depolamak ve deprem sırasında yapılması gerekenler olmak üzere bunlar bu el kitabının önemli bölümlerinden işte devam ediyor. Deprem sonrası nasıl davranmalıyız? Arama kurtarma ya katılabilir miyiz, katılmalı mıyız? Eğitimimiz varsa katılırız, eğitimimiz yoksa katılmayız. Hani bir sosyal hizmet uzmanı olarak yani kurtarma eğitimleri de veriliyor arama kurtarma grupları tarafından. Mesela AFAD'lar var şimdi sanıyorum. AFAD bünyesinde bu tür eğitimler veriliyor. Eğer yıkıntı altında mahsur kalmışsanız ne yapacaksınız konusunda bilgiler var. Mesela sesinizi başından harcamayacaksınız. Çünkü o ses size süreç içinde çok lazım olacak. Falan yani işte duygusal tepkiler yani hani şöyle bir şey vardır. Deprem sırasında ve deprem sonrasında endişeli olmak normal bir durumdur. Yani endişe duymamak, korkmamak, panik halinde olmamak anormaldir. Yani normaldir. Dolayısıyla hani tamam bu normal bir şey deyip o panik durumunu kontrol altına almak ve hem kendine hem başkalarına yardım eder hale gelmek. Yani önemli olan bu. İşte biraz önce başlangıçta anlattığım işte Dinar depremi de ben ilk deprem sosyolojisi kavramlarını geliştirmeye başladım ve şunu mesela saptadık bu araştırma sırasında. 1925'te Dinar'da çok önemli bir deprem olmuş. Çok yani yıkım olan bir deprem olmuş ama 1925 depremi Dinarlar tarafından unutulmuş. Yani şimdi bu unutma nasıl bir unutma, buna bakmak lazım. Yani eğer unutulmamış olsaydı planlamayı yapanlar, bu binaları hani çöken binaları yapanlar ya burası deprem var. Deprem olabilen bir yer. Yani çok büyük bir deprem olmuş ve yıkım olmuş diyebilir. Ama demek ki diyoruz hani bu hem psikolojik hem sosyolojik olarak bir takım şeyler eğer hani böyle yıkım olan deprem gibi bir şey unutulmuşsa bu konuda bir bastırma aramak gerekir. Hani sizler de bunu psikolojiden biliyorsunuz. Mesela belediye başkanı kriz yönetimi komitesinde olduğunu bilmiyordu falan. Yani böyle bir ilginç saptamalar yapmıştık o sırada. Ve biraz önce girişte söylediğim hakikaten Ova'daki prestijli betonarme tırnak içinde apartmanlar çökmüş. Kayalıklardaki gece konulara bir şey olmamıştı falan. Yani yani buradan hakikaten biz önemli dersler çıkarmıştık. Sonra daha önce anlattığım işte Bursa'da bir hani işte kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, belediye, muhtarlardan oluşan geniş katılımlı bir grup ile işte bir eylem planı, bir taslak bir strateji ve eylem planı hazırlanması işine girişmek istedik. Bunu hani hazırlayıp kent konseyine sunsun. Tabii biz değil, oradaki insanlar bunu hazırlasın istedik. Yani hani biz üniversiteden hani üniversitenin işi nedir? Eğitim öğretim yapmak, yani var olan bilgileri aktarmak önemli bir fonksiyon. Üniversitenin ikinci işi nedir? Araştırma geliştirme yapmak. Üçüncü işi nedir?
topluma katkıda bulunmak. İşte biz ikincisini ve üçüncüsünü, yani araştırma, geliştirme yapıp topluma katkıda bulunmak üzere üniversitenin bilimsel araştırma projeleri fonundan destek aldık. Hani oraya gittik ve oradaki insanları işte örgütlenip bir depremlere hazırlıklı olma stratejisi geliştirme ve bu stratejiden de bir eylem planı hazırlama. Hani ve bunu da hem belediye, hem devlet kurumları, hem muhtarlar, hem de sivil toplum kuruluşları veya hani mahalle düzeyinde bir araya gelecek insan grupları, hani böyle bir şey yapabiliriz diye ümit etmiştik. Ve bunu da hani bir halk eğitimi katılımı için bir eğitim materyallerinin geliştirilmesi. Yani o biraz önce sözünü ettiğim eğitici eğitimi el kitabı Çankırı'da uyguladığımız, işte burada geliştirilmeye başladı. Bakın 1997-98 ve ancak 2000-2002'de hani bilimsel bir kavramlaştırma, bir eğitim el kitabı geliştirmek hani böyle bir süreç alıyor. Ancak alanda uygulamalar yaparak yapılabiliyor bu. Evet, işte burada hani Bursa'daki deneyimlerimizi, hani hiyerarşik yönetim anlayışı, yönetişimin zayıf oluşu, işte var olan hizmet gruplarının afet senaryolarının, afet senaryolarımız var ya, hani yeni afet senaryoları veya stratejisi oluşturup bunu hani toplum katılımına ne gerek var? Zaten hazır hani denebiliyor o zaman. Bakın 22-23 yıl öncesinden söz ediyorum. Sanıyorum artık hani öyle değil. Yani sizler mezun olup mahallelere gittiğinizde hani daha kolay bir şekilde insanlarla bir araya gelip afetlere hazırlıklı olma çalışmaları yapabileceksiniz diye ümit ediyorum. Yani daha fazla benimsenmiş durumda. Çünkü işte hem Marmara depremi hem arkasından işte artçı depremler oldu biliyorsunuz. Yani bu artık Türkiye hani işte İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Hani kaçınılmaz olarak gelecek. Dolayısıyla her ilde hani bakmışsınızdır. Esasında şuraya bir yere koymuştum. Bu şeyi sunuşu bitirdikten sonra size göstereceğim. Yani Türkiye'nin büyük bir bölümü, yani Orta Anadolu'da bir yer hariç bütün diğer kısımlar fay hatlarıyla örülmüş durumda. Dolayısıyla yani %80'i diyelim afet temaruz kalma olasılığı olan yerler. Dolayısıyla yani Türkiye'nin her yerinde afetlere hazırlıklı olma planlarının yapılması, eylem planlarının yapılması gerekiyor. Çünkü bir deprem ülkesiyiz. Evet, yani bu hani bir gerçek. Devam edecek olursam. İşte bu dediğim gibi işte bu Bursa deneyiminden sonra bizim hani bir bilimsel araştırma projesi uygulama ve strateji ve eylem planı geliştirme deneyiminden sonra Marmara depremi oldu hemen arkasından. İşte bu biz 97-98'de yaptık. 99'da da 17 Ağustos'ta deprem oldu. Ve orada başlattığımız depreme hazırlıklı olalım kitapçığından mesela hemen arkasından Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi bundan 50 bin bastırdı mesela. Yani deprem böyle bir şeye yol açtı. Henüz bu eğitici el kitabı değil de hazırlıklı olalım kitapçığı bu. Yani doğrudan doğruya hani hanelerde kullanılabilecek bir el kitabıydı bu.
Bir de ayrıca ikinci bir işte depremlere hazırlı olmak için öğretme ve uygulama kılavuzu hazırladık. Ondan da 5000 tane basıldı. Yani iki kitapçık. Birisi insanların hanelerde aile olarak, hane olarak, kişi olarak kullanabileceği. Diğeri ise eğiticilerin halkı eğitmek üzere kullanılabileceği. Evet. Evet işte bu afetlerle başa çıkma konusunda Birleşmiş Milletler'in bir alt birimi, işte UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa İnsani Yardım Örgütü'den destek alarak yine Karancı'yla ve Belgin Ayvaşık'la birlikte 5 ilde eğiticileri eğittik. Yani şöyle bir şey hedefledik. Her ilde her ile 15 eğitici ile her ilde 50 eğiticinin eğitilmesi. Yani biz üniversiteden 3 eğitici, işte ben, Nuray Hoca ve Ayvaşık, Belgin Ayvaşık, bizim üniversiteden gönüllü 15 öğrenciyle, yüksek lisans öğrencisiyle bu 5 ile gidip 5 ilin her birisinde 50 eğitici eğittik. Böylece hani 250 eğitici eğitmiş olduk. 250 eğiticinin her birisinin işte 170 ile 100 arasında kişiyi eğittiğini düşünelim bu eğitici el kitabıyla. Hani işte 20.000, 25.000 civarında hani kişiyi eğitmek üzere böyle bir şey yaptık. Hani ne kadar gerçekten bizim eğittiğimiz bu eğiticiler bu eğitimleri yaptılar. Yani orada daha sonra bir araştırma yapamadık. Ama işte bir sonrasında işte bu, ha yok ondan önce 2002 yılları arasında iki öğrencimle, iki yüksek lisans öğrencimle, Ayşe Serdar ve Bahar Tabakoğlu, TÜBİTAK, TÜBA, YÖK'ün oluşturduğu sosyal ve beşeri bilimler araştırmalarını destekleme fonundan para alarak işte depreme hazırlıklı olma, yani sivil toplum kuruluşlarının depreme hazırlıklı olma araştırmasını yaptık. Yani bu esasında TÜBİTAK'ın bu projede araştırma yapılıp bitmiş projelerden depreme hazırlıklı olma ve sivil toplum kuruluşları, işte Bahattin Akşit, Ayşe Serdar Tabakoğlu diye girince bulup okunabiliyor bu. Ve hakikaten bu araştırmada biz 1999 depreminin nasıl hani belirli düzeyde bir sivil toplumun gelişmesine yol açtığını, sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu ve bazılarının da artık afetlere hazırlıklı olmak konusunda ciddi hazırlıklar yaptığını saptadı araştırmada. Ama şimdi zamanımız yok, çok ona giremem. Ama bu hani bu araştırmada tabii ki sivil toplum kuramlarına girme durumuna kaldık. Hani işte sivil toplum kuruluşları işte biliyorsunuz Batı'da ilk olarak gelişiyor. Yani mutlak devletten liberal toplum, liberal devlete geçişle birlikte, parlamentoların ortaya çıkmasıyla birlikte kamusal alanda insanlar bir araya gelip hani kamusal konuları konuşmaya başlıyor ve hani o çerçevede dergiler, gazeteler ve sivil toplum örgütleri oluşuyor. Ama dünyanın geri kalanında, Türkiye'de, İslam dünyasında, başka toplumlarda sivil toplum işte mesela Türkiye'de olduğu gibi 1999 depremi gibi bir afetin sarsmasıyla hızlanıyor gelişmesi. Ama mesela postmodern bakış açısına göre de artık sivil toplumun
gelişmesi mümkün değil. Çünkü postmoderniteyle birlikte insanlar bireyselleşti ve toplumsal dayanışma azaldı, hatta parçalandı. Ama buna rağmen ve onun yerini sessiz çoğunluklar aldı. Ama buna rağmen ve hani birçok toplumdaki devletçi yaklaşımlara rağmen yani merkezi devletin kuvvetli olma durumlarına rağmen sivil toplum belirli düzeyde gelişebildiğini saptadık. Hani tabii burada Habermas'ın kamusal alan, özel alan, burada sivil toplumun örgütlenmesi nasıl düşünülebilir? Daha oydaşmacı bir yaklaşım, bir sosyolojik kuram. Onu iyimser bulan Laclau ve Mouffe tarafından geliştirilen daha agonistik ve çoğulcu yaklaşıma göre sivil toplum kavramlaştırması. Evet, bunlara burada şimdi girmeyelim. Bu çerçevede ama bu araştırma çerçevesinde 3 gazeteyi yani bu 2000-2002 arasında yapılan bir araştırma işte hemen deprem günü yani 17 Ağustos 1999'la 1 yıl sonrası 17 Ağustos 2000 arasındaki 3 gazetenin Radikal, Yeni Şafak ve Sabah gazetelerinin hani o zamanki 1999-2000'deki tabii ki gazeteler bunlar dan örneklem seçip bu 3 gazetede sivil toplum ve depreme karşı nasıl bir duruş ortaya çıktı? Bunu anlamaya çalıştık. Hani sizler de sosyal hizmet uzmanları olarak hani gittiğiniz yörede yerel gazeteleri tabii ulusal gazetelere de bakabilirsiniz ama yerel gazetelere bakarak hani ne kadar afetlere hazırlıklı olma konusunda bilinç var, yazılar çıkmış, bunlara bakabilirsiniz. Nitekim bu 3 gazetenin üçünde de sivil toplum yeni bir kahraman olarak sunuluyor. Yani hani kamu oyunda yani bir kere hani yazılı basın işte bu. Tabii ki o zaman televizyonlar da var, ama biz onu incelemek çok daha zor. Ama bu gazetenin bir yıllık sayılarını bulup artık bunlar internette ondan örneklem çekip incelemek kolaydı. Onun için biz o düzeyde bir araştırma yapabildik ve hani burada bu Arama Kurtarma Derneği yani bunun kısaltılmış şekli AKUT, Arama Kurtarma Derneği'nin nasıl ortaya çıkanı, işte Sivil Savunma Teşkilatı'yla AKUT'un ilişkilerini, mesela bir gazetede geçiyor, AKUT ne demek diye soruyor çocuk babasına. Kurtarma demek oğlum diyor. Hani o sivil toplum kuruluşu hani böyle bu şey düzeyine çıkıyor, bunu anlatıyoruz falan. Evet. İşte daha sonra biraz önce sözünü ettiğim araştırmaya tekrar burada gelmişim, anlatmışım, onu geçeyim. Alan araştırmasında sivil toplumu engelleyen faktörler buraya sıralamışım. Marmara depremi ve sivil toplumla ilgili biraz fazlaca girmişim bu konulara. Yansıyan sadece dayanışma yönümüz diyor mesela bir dernek yöneticisi. Halk STK'ların dayanışmacı yönünü tanıdı. Onların iyi niyetini gördü diyor. İlgilenirken bu yaklaşımda değildik diyor. STK'lar ve halk depreme de yakınlaştılar ama henüz bütünleşmediler diyor. Yani bunlar halktan gelen tepkiler. Bir de tabii bu 1999 depreminden sonra depremzede dernekleri oluşuyor. Yani depremzede dernekleri sivil toplumun önemli kuruluşlarından, önemli çekirdeklerinden birisi oluyor. Yani demişiz ki bir teyze daha düz ifadelerle konuya sahip çıkıp derdini dile getirebiliyor. Bir arada olursak işte depreme karşı daha hazırlıklı oluruz. Burada da
Yani depremzede dernekleriyle diğer STK'ların tutumlarının karşılaştırılması var. İşte mesela STK olumlu yönde değişti diyenler, STK'lar olumlu yönde değişti diyenler tabii ki depterlerde çok daha fazla filan bunlara bakılabilir. Sonra işte Çankırı araştırmasına geliyorum. Yani sizin size sunduğumuz eğitici el kitabının son olarak geliştirdiğimiz, uyguladığımız yer. Şimdi burada biz yine işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan, Afetler Genel Müdürlüğü'nden ve ODTÜ Afet Yönetimi nin desteklediği bir araştırma, işte Nuray Karancı hocam. Orada 90 yerel eğitici eğittik. 4000 kişiye hazırlıklı olma eğitimi vermelerini sağladık. Onlara eğitim yaptılar ve anket uyguladılar. Biz bu 4000 kişiden 800 kişiye daha sonra bir izleme araştırması yaptık. Yani 400 kişi eğitilmiş olandan 400'ünü seçtik. 400 kişi de eğitilmemiş olan grup aldık ve işte eğitici eğitimi el kitabını kullanarak yaptığımız eğitici eğitiminin yaptıkları eğitimlerin etkililiğini ölçmeye çalıştık ve bundan da bir uluslararası yayın çıktı. Yani bu hani artık akademik bir şey, buna girmeyeceğim. Ama hani bulguları özetleyecek olursak, yani kimler afet bekliyor? Evet, yani bu izleme değerlendirme bağlamında eğitime katılan, evde eşyası olan ve belirli bir şekilde endişeli olan, hani tutum olarak endişeli olan insanlar afet bekliyor. Hani şimdi afeti unutmak var. Afet mi? Ne yani? Ya, ama bir yandan da hani ya İstanbul depremi olacak veya işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde her an afet olabilir. Hani afet bekleme. Afet bekliyorsanız o zaman hazırlıklı oluyorsunuz tabii ki. Ama afet beklemiyorsanız, afetten endişe duymuyorsanız hazırlık yapmıyorsunuz. Hani veya zarar azaltıcı önlem almıyorsunuz. Mesela afetten endişe, kimler afetten endişe ediyor? Eğitime katılanlar, eğitimli olanlar, yani bu bizim eğitime katılanların dışında genel olarak hani ilkokul, ortaokul, yani kaç yıl eğitim almış onlar. Kadınlar daha çok afetten endişe duyuyorlar. İyi bir şey bu. Hani afetten endişe duymak, çünkü dediğim gibi zarar azaltmaya hazırlıklı olma davranışına yol açıyor bu. Evdeki eşyaları çok olanlar tabii ki hani daha afetten endişeli. Çünkü yani hem hani bu ama bir afetten eşyaları çok, hani afet her konuttaki eşyaların saptamaya çalıştık biz. Hani bir değişken olarak, hani bir araştırma değişkeni. Hazırlıklı olma tutumu olarak da içsel kontrol, dışsal kontrol. Yani içsel kontrol odağı olanlar daha hazırlıklı olma tutumundalar. Yani tabii ki bizim eğiticilerin eğitimine katılmış olanlar, eğitimi yüksek olanlar ve küçük hanede olanlar daha kolay hazırlıklı olma davranışına girmişler. İşte hazırlıklı bu tutumu biraz önceki. Bir sonraki ise hazırlıklı olma davranışı. Tutumu ayrı, davranışı ayrı. Tutumu hazırlıklı olma tutumu olanlar, şurada söyledim. Yani kişisel kontrol odağı olanlar, eğitime katılmış olanlar, eğitimi yüksek okul. Hazırlıklı olma davranışı gösterilenler. Biz bunu da ölçmeye çalıştık anketimizde. Yine eğitime katılanlar, eğitimli olanlar. Ama buraya da
ev sahibi olanlar da yani hazırlıklı olma davranışını göstermişler. Bir de erkekler burada öne çıkmışlar. Oysaki afetten endişe etmede kadınlar öne çıkıyor. İlginç bulgular bunlar. Yalnız makale İngilizce hani ama böylece evet yani bitiriyorum. Göçe Su da söz aldı zaten ama sonuç yerine kavram ve kuramlarıyla bir afet deprem sosyolojisi oluşturmuştur diyebilir miyiz? Oluşmuştur diyebilir miyiz? Cevap veriyorum. Sadece bir başlangıç. Yani başlangıç. Evet. Yani bir yere kadar yol almışız. Ama daha yani hem kuramsal, kavramsal düzeyde, hem uygulamalar düzeyinde, hem de zarar azaltma ve hazırlık olmak konusunda çok yol almamız gerekiyor. Evet, Gökçe Su Hocam, sen el kaldırdığını görüyorum. Ben toplumla davranış arasındaki farkı hani merak ettiğim için o sırada el kaldırmıştım. Evet. Hani ama hazır bitmişken hani teşekkürlerimizi edeyim. Bence çok etkileyici rakamlar bunlar. Çok da iyi bir çalışma. Tabii ki evet. Yani hani bir başlangıç ama öteki taraftan yani konuşmanın başında da benim sorduğum hani İzmir depremi sonrasında yaşananlardaki o koordinasyon etkilendik hepimiz televizyonlarda gördüklerimizden. Hani tam da bu tür çalışmalar belli ki katkıda bulunmuş 99 depremi sonrası. Yani hem evet. STK'ların artmasında Türkiye'de ama hem de bir deprem bilincinin oluşmasında yani belli ki çok etkili olmuş 99 depremi ve sonrasında yapılan çalışmalar. Yani doğru. Tabii İzmir depremi yani rakamsal karşılaştırma yapmak da yanlış bir taraftan elbette ama yine de daha küçük bir alanı etkiledi. Hani Bayraklı tabii, gibi doğru. Belli bir bölge. Marmara, Düzce, sanıyorum Dinar depremleri de çok daha büyük alanları etkileyen, çok daha hani... Yok, Dinar depremi de hani küçük daha küçüktü tabii ki Marmara depremine göre. Yani Marmara depremi hani çok büyük bir alanı, kaç ili birden hani... biliyorsunuz İstanbul'un Avcılar semtinde bile çok büyük yıkım oluştu Marmara depremi. Ankara'dan bile hissedilmişti İstanbul tabii. Depremi. Sonrasında Ankara'da bir deprem olmuştu o ayrı ama hani 17 Ağustos'ta olan da Ankara'dan bile hissedilmiş. Yani çok büyük çapta bir depremdi. Yani evet. 17 binin üzerinde ölü sayısı vardı. Yani düşünebiliyor evet, musunuz tabii. Ne kadar hani depremdi? Ancak yani belli ki bu çalışmalar hani bir başlangıçtan öteye de geçmişler. Yani benim en azından kendi değerlendirmem. Evet, doğru, başlangıçtan doğru. Öteye geçmişleri yönünde. Yani onun dışında hani gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Biz bu deprem döngüsü, işte afet döngüsü bütün bunları işlemiştik. Evet. Bunların alanda da nasıl çalıştığını görmüş olduk böylece. Evet, biz son bir şey paylaşmak istiyorum. bu hani deprem haritasından faylardan söz ettim ya AFAD'ın bir haritasını paylaşmak istiyorum. Eğer hani başarabilirsem biliyorsunuz şöyle uygulama şeyine basıyorum. Şimdi Chrome sekmesi olarak şuraya gidip şu deprem haritasına basıp paylaş dersem öyle diyorum önünüze gelmiş olacak. Gördünüz değil mi? Geldi. Evet geldi. Yani, görüyorum. Evet. Yani gördüğünüz gibi hani bir bu Kuzey Anadolu fay hattı var. Şu yani işte Erzurum, Erzincan yani Van Gölü. Yukarıdaki hani, en büyük olan. En büyük olan yani o olduğu gibi bütün bir uçtan bir uca hatta şu Marmara'dan hani şeyden çıkıyor hani şeye kadar Yunanistan şeyine kadar uzanan bir fay hattı bu. Yani bunun işte kırıla kırıla geliyor yani 1939'da Erzincan'da 38'de Erzincan'da kırılmış kırıla 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 işte son Gölcük'te. 1990 sonra yani daha Düzce'de hani Kaynaşlı'da kırıldı. Ama deniyor ki şimdi Marmara Denizi içinde adaların altından geçen
paylardan birisi kırılacak. Sonra Ege'ye bakın. Hani Ege'de işte İzmir'in olduğu yer, diğer yerler, faylar. Bir de yine Güneydoğu Anadolu'da hani yine ona Kuzey Anadolu fay hattının başladığı yerden güneye doğru, hani güneybatı yönünde güneye doğru giden başka bir fay hattı var. Yani peki fay olmayan yer neresi? Hani şurada Orta Anadolu'da beyaz kalan yer. Hani çok küçük bir alan gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yani Türkiye'de çalışacak sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sosyal bilimciler ve tabii diğer bütün diğer meslekler bunu dikkate alarak hazırlanmalı, uygulamalarını ona göre yapmalı. Yani bu harita aklımızdan çıkmamalı diye düşünüyorum. O yani bunu bir hani bir paylaşmak istedim. Kusura bakma Gökçe, su senin... Yo ne demek? Bu harita, yani ben bir yandan o soruyu da soracaktım. Bu haritayı da herhalde herkes televizyonlarda ya da sosyal medyada görmüştür. Hani evet. Şimdi bu yapılan çalışmalara tabii siz işte gazeteleri taramışsınız o dönem. İşte onlar zaten hani internete konmuşmuş. Tabii daha kolay belli bir dönemdeki gazeteleri taramak. Tabii televizyonu taramak ya da televizyondan hani o bilgileri elde etmek çok daha zor. Ama günümüzde sosyal medya var. Evet. Tabii videoları almak lazım. Bir de şimdi sosyal medya var. Yani belki mesela evet. Sosyal medya hani zor bir anlamda ama bir anlamda daha kolay. İşte çünkü işte hani her bir STK'nın kendi sayfası var, AFAD'ın sayfaları var. Şimdi deprem sonrası hemen oluşturuluveren dayanışma sayfaları var, yardımlaşma sayfaları var. Bir de genel işte Twitter vesaire gibi yerler var. Yani belki oralarda da hani böyle bir deprem bilinci diyelim. Yani nasıl bir deprem bilinci oluşuyor? İşte yani kaygı ne durumda, hazırlıklı olma ne durumda, tutum ve davranışlar ne durumda? Yani oralara da bakılabilir diye düşünüyorum ben hani şeyi geliştirmek adına belki buradan öğrencilerimiz de bunu yapmak isterler. Yani bu hafta da belki böyle bir çalışma yaparlar diyerek. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Böyle çok hani zaten 10'u 10 geçe başlamıştık. Tam bir saat süren evet. Ve de çok kapsamlı bir çalışmayı hani burada biz dinleme fırsatı bulduk. Ben içinde evet. De yer almıştım bu araştırmanın ama böyle... Yani üstünden dinlemek de tekrar benim için de çok iyi oldu. Eminim öğrencilerimiz için de çok iyi olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz yani. Evet, yararlı olmuştur. Ben de sizlerle buluşmaktan, hani bu çerçevede buluşmaktan memnun oldum. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Hani bu ders kapsamında hem Gökçe Su Hoca sana hem de bütün öğrenci arkadaşlara. İyi çalışmalar, iyi dersler. İyiyim ve ben ayrılayım şimdi buradan. Siz devam edersiniz belki de.